Merhaba, hoş geldiniz. Hallo und herzlich willkommen im Studio Ja. Mein Name ist Necati Özyeğir, ich bin Dramaturg hier. Ich wollte Sie nur alle begrüßen. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind, Samstagnachmittag. Und übergebe an Koray. Gut, dass wir diese wichtige Veranstaltung heute hier haben. Ich freue mich sehr, die mir auch persönlich sehr am Herzen liegt. Und wünsche allen viel Spaß. Vielen Dank. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Jetzt kommt der Dank auch an. Herzlich willkommen zu der Veranstaltung NSU-Terror, Staat und Aufklärung. Ich will ein paar oder eine technische Sache am Anfang sagen. Die Rednerin und die beiden Redner werden auf Türkisch sprechen. Obwohl bei Tunnel Border, vielleicht wird er auch auf Deutsch sprechen. Auf jeden Fall wird ein nennenswerter Teil der... Şimdi geliyor olsa gerek. Bir kez daha. Hoş geldiniz. NSU terörü, devlet ve adalet anlayışını konuşacağız bugün. Toplantının önemli bir kısmı Türkçe konuşmalarla geçecek. Yani Türkçe bilmeyenler ve henüz kulaklık almamış olanlar varsa aranızda, lütfen ya kendisine kulaklığını verecek ya da kulaklığı onunla paylaşacak birisini bulsun. Ve böylece bir parça dayanışmayla çeviriyi izleyebilelim. Benim adım Koray Yılmaz Günay. Rosa Luxemburg Vakfı'nda çalışıyorum. Göç alanında çalışıyorum ve siyasi eğitim alanında faaliyet gösteriyorum. Bugünkü toplantımız ve Münih'te ve Köln'de yapılan etkinliklerimiz yine aynı konuşmacılarımızla bizim için, vakfımız için NSU terör kompleksiyle ilgilenme faaliyetlerimizin bir parçası, ancak sadece bir parçası. Ne başı ne de sonu. Biz gizli servis, polisler arasındaki ya da polis teşkilatları arasındaki ilişkilerle özellikle ilgilendik. Çeşitli Avrupa ülkelerinde, özellikle de ırkçı cinayetlerin açığa çıkarılması ya da örtülmesi, üstünün kapatılmasıyla uğraştık. Mesela en son Amerika Birleşik Devletleri örneğine baktık. Yani hakikaten bu konunun çeşitli veçeleriyle ilgileniyoruz. Özellikle de neonazi hareketi ile uğraşan elemanlarımızla birlikte ve Antonio von der Behrens ve Elif Amberg'le birlikte, ki kendileri İstanbul'la ilgili bu faaliyetleri yapıyorlar. Birlikte bu programı geliştirdik. Benden moderasyon yapmam istendi. Büyük bir zevkle kabul ettim. Yapmak istediğimiz şey şu bugün. Bir parça olguları size aktarmak istiyoruz. Benzerliklere ve farklılıklara bakmak istiyoruz. Ve böylece NSU kompleksi ve Türkiye'nin karşılaştırılmasından ne gibi dersler çıkarabiliriz sorusunun cevabını aramaya çalışacağız. Bu haftanın ortalarında hep birlikte duruşmaya katılmış olmamız ve bütün duruşmayı izlemiş olmamız tribünden bizim için büyük bir avantaj oldu. Bütün gün oradaydık. Kolbstraße'den birisi ifadesini verdi ve bu çivili bombanın ne kadar tehlikeli olduğu anlatıldı. Yani bu bomba mesela 100 metre ilerinizde patlamış olsa ve akciğerinize gelse öldürücü olabilir. Ve tanıklardan birine sorular soruldu. Hess'in Anayasayı Koruma Örgütü'nden bir elemana. Adı Hess bu beyin. Teme ile defalarca telefon konuşmalar yapmış ve biz bu telefon görüşmelerini de izledik duruşmada, dinledik. Ve bunun arkasında yatan soru şuydu. Bir gizli servis polisin soruşturmalarını nasıl etkilemiş?
ve Teme, Halit Yozgat'ın internet kafesinde öldürüldüğü sırada o kafede bulunduğu için hiç de önemsiz bir konuşma değil. Evet, sizlerden bu karşılaştırma sonucunda ne öğrenebiliriz buna bakacağız. Yaklaşık konuşmacı başına 15 dakikalık bir konuşma süresi öngördük. Ondan sonra da soru sorma imkanı vermek istiyoruz konuşmacılarımıza. Şimdiden bir konuda anlayışınızı rica ediyorum. 6'ya çeyrek kala bu salonu boşaltmamız lazım. Çünkü hemen ardından burada bir başka etkinlik olacak ve bunun için de bir düzenleme yapılması gerekecek salonda. Bizim bakış açımızın Rosa Luxemburg Vakfı olarak arka planını anlatabilmek için ve Antonio von der Behrens tabii bu toplantıya fikirleriyle katkıda bulundu ve NZU davasında yan davacıların temsilcisi. Biz NSU'nun benzersiz olduğu argümanını çürütmeye çalışacağız ve dışarıdan bakıldığında anlaşılamayacağı argümanını. Birçok yapı, sağ, ırkçı, milliyetçi yapılar Türkiye'de de var. Bunlar hep tek bir kişinin suçuymuş gibi gösteriliyor. Ancak bütün bunlar güvenlik güçlerinin, makamlarının göz yummasıyla hatta desteğiyle gerçekleşiyor. Bunu çeşitli stratejilerini konuşacağız ve bunlardan bu ülkede olanlar için de ders çıkarmaya çalışacağız. Bunu yaparken bu ülkenin birinde durum diğerinden daha iyi gibi bir bakış açımız yok. Bunun altını başından çizmek isterim. Ancak NSU kompleksine ve güvenlik makamlarının tutumuna bunları daha iyi anlamak için nasıl bakabiliriz sorusunu cevaplamaya çalışacağız. Zannediyorum Almanya'da bu konuda halen eksikliklerimiz var. Aynı zamanda eleştirel bakışa sahip olan bir kamuoyunun NSU kompleksi ve terörünün aydınlatılmasına katkısında üzerinde duracağız. Türkiye'den davet ettiğimiz uzmanlarımız hem akademik alanda hem de uygulamadaki araştırmalarında, siyasi ve sivil toplum faaliyetlerinde. Daha önce söylediğim gibi Türkiye'de yapısal olarak benzerlikler gösteren olaylarla ilgilendiler ve ilgileniyorlar. Tanıl Bora yazar ve Siyasal Kuramsal Birikim Dergisi'nin yayın yönetmeni ve Türkiye'deki milliyetçiliğin gelişimiyle ilgili birçok metin ve kitap kaleme aldı. Bugün derin devletin, Türkiye'deki derin devletin nasıl anlaşılabileceğini anlatacak. Yasemin İnceoğlu, iletişim bilimleri profesörü Galatasaray Üniversitesi'nde İstanbul'da ve hate crime'la, Türkiye'de hate crime'la özellikle ilgilendi. Kendisi daha sonra hate crime, hate speech arasındaki ilişkiden bahsedecek. Ne ölçüde ilişki var, ne ölçüde yok. Sağımda da İsmail Saymaz oturmakta. İsmail Saymaz bir araştırmacı, gazeteci ve yazar İstanbul'dan. Kendisi siyasi, Türkiye'deki siyasi suçlar ve davalarla ilgili araştırmalar ve yayınlar yaptı. O da Türkiye'deki benzer ve çevresine efsaneler örülmüş olan bu durumlardan bahsedecek. NSU Watch'tan da bahsetmek isterim çünkü onlarla işbirliği içinde yapıyoruz faaliyetlerimizi. NSU Watch bir internet projesi. Ama aynı zamanda yerinde, uygulama içinde, Münih'te insanlar ifade verdikleri zaman, tanıklar ifadeye çağrıldıkları zaman, duruşmaya geldikleri zaman onları da izliyor. Bu proje hem gözlem yapıyor hem de belgeliyor bütün bu süreci. Ve mahkeme protokolünün sadece ne zaman kimin salona girdiği, ne zaman kimin salondan çıktığını kaydetmesi ama içeriğine dair hiçbir şey kaydedilmediğini gördüğüm zaman hakikaten şoke oldum. İşte bundan dolayı NSU Watch'un faaliyetleri daha da önemli. NSU Watch aynı zamanda çok dilli çalışmaya önem veriyor. Ve özellikle de bağışlardan finanse ediliyor. Birçok insan aynı zamanda boş zamanlarını gönüllü olarak NSU Watch'a harcıyor. Anna nerede? Evet orada. Anna'nın
yanında kartpostallar var. Aynı zamanda Enes Watch'a bağışta bulunabilirsiniz bu kutucuğun içine atarak. Ya da kartpostal alabilirsiniz. Çünkü o kartpostalların üzerinde biraz daha büyük bağışlar yapma imkanınızın olduğu hesap numarası da var. Tanıl, sen de başlayalım mı? Ne dersin? Herzlich willkommen. Merhaba herkese. Salı günü Münih'te izlediğimiz duruşmada bu Hess'le Temen'in telefon konuşmasını dinledik. Malum Hess'in istihbaratının yetkilisi, onun birlikte çalıştığı istihbarat elemanı da Teme. Teme bir cinayet sırasında, bu NSU cinayetlerinden biri sırasında hiç alakası yokken cinayet yerinde olduğu ortaya çıktı. Ve cinayette de tanıklık ettiği sakin sakin ortaya çıktı. Bu davanın en büyük skandallarından biri bu. Telefon konuşmalarını dinledik onların. Uzun uzun konuşuyorlar bu meseleyi nasıl hallederiz, nasıl çözeriz diye. Ve o konuşmada benim en çok dikkatimi çeken şeylerden biri çok resmi bir konuşma. Birbirlerine siz diye ediyorlar. Herr Temme, Herr Hess, wenn ich mal fragen darf, gayet kibar. Çok böyle profesyonel bir konuşma. Gayet cool görünüyor. Bu bana şundan ilginç geldi. Türkiye'de mesela Hrant Dink cinayeti gibi ya da başka bu derin devlet dediğimiz gayri nizami harp aygıtıyla radikal milliyetçi hareketin iç içe geçtiği benzer suikastlarda da telefon konuşmaları dinledik ya da okuduk biz. Buralardaki dil çok farklıdır Türkiye'deki. Yani Türkiye'deki Hess'le, Türkiye'deki Temen'in konuşmaları çok farklıdır. Küfrederler, lan oğlum der. Burada tekrar edemeyeceğim daha ağır laflar söyler. Geyik yaparlar bizim Türkçe'de kullandığımız tabirle. Çok laubali, çok gevşek, çok gayri profesyonel bir şey görürüz. Ben onu düşündüm, bu farkı düşündüm. Ve şunu düşündüm, iki ülkenin derin devleti arasındaki fark bu. Gerçekten de öyle. Ve üzülerek şunu da düşündüm, Türkiye'deki kamuoyunun çok geniş bir kısmı, sadece milliyetçi, muhafazakar unsurlar değil, böyle daha merkez sol diyebileceğimiz insanların da önemli bir çoğunluğu aslında şöyle düşünüyorlar. Ya tabii ki derin devlet olacak ama yani ciddi olsun. Yani işte Hess'le Temme gibi. Yani kurallı, düzgün. Şimdi bunu açıklayacağım. Bu nasıl? Buraya nereden varıyorum? Zaten bu derin devlet kavramıyla başlayalım önce. Derin devlet sanırım bir özgün Türk terimi. Yani genuine Turkish kavram. Susurluk skandalında çıktı bu kavram. Buradan türetildi. Susurluk skandalı bilenler vardır ama bilmeyenler de vardır. 1996'da bir kamyon kazasında tesadüfen ortaya çıkan bir network'tü bu. Devletin üst düzey polis yetkililerinden birisi, bir istihbaratçı, bir mafyacı ve Türkiye'nin köklü radikal milliyetçi hareketlerinin, yani ülke ocaklarının eski önemli liderlerinden biri bir arada yakalandılar. Bir arada öldüler bu kazada, biri hariç. Ve ortaya çıktı ki bu Interpol tarafından aranan birçok davada hüküm giymiş eski ülkücü, yani radikal milliyetçi lider için devlet resmen kimlik çıkartmış, pasaport çıkartmış ve onu bir takım bu gayri nizami operasyonlarda kullanmış. Yani bu derin devlet kavramı da o zaman türetildi. Yani bu ilişki ağına, bu network'e derin devlet adı kondu en azından popüler medyada. Daha eskiden kontrgerilla denirdi. Ve bununla ilgili bu bir büyük bir fırsattı aslında. Birçoklarımız bu konularla ilgili araştırma yapanlar ya da politik olarak duyarlı olanlar zaten bu yapıları biliyorlardı.
Ama birçok insan için sürpriz oldu ve dehşet verici bir sürpriz oldu. Yani nasıl devlet açıkça suçlu, katil olduğu bilinen ve gayri nizami işler yapan, işte bombalama işleri, suikast işleri yapan birisiyle resmen el altından ilişki kurar. Bu bir, yani genel kamuoyu için büyük bir sürprizdi. Tabii ki buna kayıtsız kalınamadı. Bir soruşturma yürütüldü. Soruşturma şeffaf yürütülmedi. Sınırlı yürütüldü, yüzeysel yürütüldü. Birçok bilgiye kamuoyu ulaşamadı bile. Ortaya çıkan bilgilerin çok küçük, yani iceberg'in tepesi ancak görülebildi ve bir şekilde kapatıldı. Ondan sonraki tartışmaları, günlük konuşmaları izlediğiniz zaman bunun muhasebesinin şöyle yapıldığını söyleyebiliriz. Evet, yani eleştirel, sol, muhalif kamuoyu, sadece sol değil, genel bir demokratik muhalif kamuoyu, Kürt kamuoyu kuşkusuz, derin devletin başlı başına bir suç, bir alçaklık, bir rezillik olduğunu düşündü, düşünmeye devam etti. Ama kamuoyunun çok geniş bir kesimi şöyle düşündü. Yani dediğim gibi tekrarlayayım, hem milliyetçi muhafazakar geniş kamuoyu, hem de işte merkez sol olarak tanımlayabileceğimiz, aslında böyle şeylerden çok hoşlanmayan insanlar da şöyle düşündüler. Ya derin devlet olmak zorunda. Dünyanın her yerinde var işte. Almanya gibi medeni bir yerde bile var. Olmak zorunda. Çünkü bunu nasıl meşrulaştırıyorlardı? Çünkü devletin, milletin, vatanın düşmanları var. Ve bunlar her türlü yolu kullanıyorlar. Yasal sınırlarla, sınırlar çerçevesinde bunlarla mücadele etmek yeterli olmayabilir. Onlar nasıl pis işlere başvuruyorlarsa, yani üzülerek, mecburen devletin de kendisini korumak için pis işler yapması gerekebilir. Ama dolayısıyla çok böyle çok temel bir milli beka kaygısı olarak tanımlayabileceğimiz, yani milletin, devletin, rejimin kendini koruma hakkı çerçevesinde meşru görülen bir konumu var derin devlet denilen olgunun. Ama işte çoğunluğun düşüncesi bunun profesyonel, bürokratik bir ciddiyet içinde yapılması. Yani devletin gayri nizami, yasa dışı, paralegal işlerini profesyonel, bürokratik bir şekilde yapması. Cool bir şekilde yapması. Yani bu işi yapanlar oradan buradan devşirilen bir takım mafya döküntüleri, eski ürkücü katiller olmasın da işte bu işi profesyonel olarak yürüten ve devletin korumasından da tabii yararlanan adamlar olsun. Dediğim gibi yani temmehes ilişkisi. Aslında Türkiye kamuoyunun çok geniş bir kesiminin, çoğunluk olduğunu zannettiğim bir kesiminin kafasındaki idil bu. Karamsar bir tablo kuşkusuz ama işin karanlık yanına işaret ederken bu derin devleti hem açığa çıkarmak hem meşruiyetinin altını oymak için uğraşan birçok insan olduğunu da inkar etmiyorum tabii. Ve o zamandan bu zamana bu derin devletin meşruiyetinin altını oymak ve açığa çıkarmak bakımından da birçok iş yapıldığını da inkar etmiyorum. Bizzat İsmail Saymaz burada yanımızda oturan bunun bizzat failidir. Birçok olayın ortaya çıkmasında, açığa çıkmasında onun emeği var, onun imzası var. Ama buna rağmen çok güçlü, bu temel milliyetçi düşünceden kaynaklanan çok güçlü bir meşruiyet temeli hala var. Son olarak bizim yani Almanya'daki vakaya da bağlayarak bitireyim. Yine buna bağlı olarak da Türkiye kamuoyunda bu NSU cinayetlerine çok düşük bir ilgi var. Çok düşük bir ilgi var. Dava ilk açıldığında medyada kısa bir süre yer aldı. Ondan sonra kayboldu. Neden peki bu böyle? İşte bir nedeni bu normalleştirme. Ya bunlar olur. İkincisi yine sinik bir normalleştirme. Yani sinizme bağlı bir normalleştirme. Yine özellikle milliyetçi muhafazakar kamuoyunun geniş bir kesimini kapsayan. Şöyle bir temel fikre dayanıyor bu da. Zaten Avrupa ırkçı. Zaten Avrupa ve Almanya Türkleri ve Müslümanları hasım olarak görüyor, aşağı görüyor. Zaten diskrimine ediyor. Bunu biliyoruz zaten, normal. İşte bu da bunun bir kanıtıdır.
O kadar. Yani bilmediğimiz bir şey değil. Ve buradan kaynaklanan çok güçlü bir normalleştirme ve meşrulaştırma duygusu var. Bununla baş etmek belki derin devletle baş etmek kadar zor. Çünkü zaten derin devlet meşruiyet gücünü de biraz buradan alıyor. Bu normalleştirmeden alıyor. Onun için ben hani bu konuştuğumuz platformun, NSU Watch'un, işte bütün bu etkinliklerin gücünün çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hakikaten koskocaman bir kayayı küçük çekiç darbeleriyle parçalamaya çalışan bir iş bu. Ama o kaya da başka türlü parçalanmaz. Bunu yapmaya mecburuz. Bir de elimizden gelen bu. Onun için ben karamsardan iyimsere ibreyi döndürerek bitirmek istiyorum. Evet, baş etmesi çok zor. En az derin devlet yapıları kadar zorlu bir ön yargı, normalleştirme ve meşrulaştırma zihniyeti var mücadele etmek gereken. Ama işte şükür ki mücadele edebiliyoruz. Çok teşekkür ederim Tanıl Bora. Bu ilk konuşma için, özellikle de bu simbiyozal ilişkiyle ilgili devlet ve devlete yakın olan ya da devlete uzak gibi görünen ve apatik ya da politik olan bir vatandaş grubu. İsmail Saymaz'ı zaten siz belirttiniz. Dediniz ki araştırmacı gazetecidir kendisi dediniz ve gerçekten çok birçok davada çok önemli roller oynadığını söylediniz. İsterseniz İsmail Saymaz Bey ile devam edelim. Seve seve NSU davasıyla da karşılaştırabilirsiniz. Çünkü hafta ortasında siz tabii ki davayı izlediniz. Ama özellikle de Türkiye'deki davalara bir bakış tabii iyi olur. Hepiniz hoş geldiniz. Davayı izlerken ve ilkin Münih'te davayı izlerken, sonra dün Köln'de bombalı saldırının olduğu Türk mahallesinde gezinirken, orada dinlediklerimin ardından ondan 8 yıl önce Türkiye'de meydana gelen bir hikaye aklıma geldi. Türkiye'de 18 Nisan 2007'de Türkiye'nin doğusunda, Malatya şehrinde suçları İncil dağıtmak ve inançlarını anlatmak olan 3 Hristiyan, bunlardan biri Almandı, 3 Hristiyan sadece bundan ötürü boğazları bıçakla kesilerek öldürülmüştü. Ve bulundukları yerin adı Zirve Yayın Evi'ydi. Ve o andan itibaren Türkiye toplumu buna zirve katliamı demeye başlamıştı. Zirve katliamı ifadesine en büyük tepkiyi Malatya şehrinin valisi gösterdi. Dedi ki, katliam ifadesini reddediyoruz. Biz Türkler katliam yapmayız. Bunun en önemli örneği şudur. 1000 yıl önce Selçuklular döneminde biz Malatya'yı aldığımızda Hristiyan halka öküz dağıttık. Her yıl sevgi festivali yapıyoruz ve bizim futbol kulübümüzün doktoru da bir Ermeni. Bu nedenle siz Türklere katliam yaptı diyemezsiniz gibi bir savunmayla Malatya Zirve Yayın Evi cinayetine katliam ifadesi kullanılamayacağını iddia etti. Bu valinin görev yaptığı Malatya'da tek bir Ermeni kilisesi kaldı. O da yıkılmak üzere. Ermeni kilisesinin bulunduğu mahallenin adı Çavuşoğlu Hrant Dink, burada doğup büyümüştü. Bu vali size ilginç gelebilir. İnsan haklarından sorumluydu. Ve kendisi bu harikulade savunmasının ardından terfi ederek İçişleri Bakanlığı'nda müfettiş oldu. Türkiye'de Erdinç Filiz adlı bu valiliği ile sembolize olunan yaklaşım tam da budur. Biz katliam işlemeyiz. Bir grup delinin,
bir grup psikopatın işlediği bir suçtur. Yaklaşım aşağı yukarı budur. Örneğin Malatya zirve yayını bir cinayetine kadar ve ondan sonra devletin psikopat dediği, deli dediği birden çok genç bütün tepkilerini önlerine çıkan ilk kiliseye göstermişlerdir. Örneğin Samsun'da bir kilisenin papazı, bunların tamamı Müslümanlıktan Hristiyanlığa dönen Türklerin kurduğu kiliselerdir. Bir kilisenin papazı kaçırılmıştır. Sonra papazı bıraktılar, oğlunu kaçırdılar. Sonra oğlunu bıraktılar, kiliseyi yakmaya çalıştılar. Yine Karadeniz'de, Ordu'da 16 yaşındaki bir genç, Trabzon'da kilisede cinayet işlemek istedi. Önce telefonla aradı. Telefona çıkan kişi kadın olunca, bizde kadın öldürülmez deyip Samsun'daki papazı vurmaya gitti. Örneğin yine Türkiye'nin doğusunda, Erzurum'da bulunan iki genç İstanbul'a iş bulmaya geldiler. Bir süre parasız kaldılar. Kendilerine kahvaltı için kiliseye davet eden topluluğa bıçakla saldırdılar. O günlerde Türkiye'li Hristiyanların, misyonerlerin hatıratlarını biz daha sonra okuduğumuzda şu manzarayla karşılaştık. Nereye gittilerse ve nereden döndülerse not tuttular. Bazı notlarda bugün burada da dayak yedik yazmaktaydı. Bazı notlarda Allah'a çok şükür burada dayak yemedik yazmaktaydı. Münferit denilen süreç, bir grup psikopatın gerçekleştirdiği söylenen bu süreç aslında devletin gözü önünde ve birden çok saldırının sonunda, birden çok kiliseye saldırının, birden çok Hristiyan'a saldırının sonunda meydana geldi. Bu süreç hem devletin gözetiminde hem de devlet görevlilerinin dahliyle gerçekleşti. Örneğin Malatya zirve yayınevi cinayeti de hayatını kaybeden Alman Tilman Geske'nin eşine ait telefonlar cinayetten 3 ay öncesinden itibaren devlet tarafından dinlenmekteydi. Örneğin yine bu cinayette hayatını kaybeden bir Türk'ün telefonları cinayetten 5 gün öncesinden itibaren dinlenmekteydi. Örneğin jandarma buradaki misyoner grubu bir terör organizasyonu olarak gösteren jandarma bir papazı haber elemanı olarak, istihbarat elemanı olarak kullanmaktaydı. Örneğin cinayeti gerçekleştiren 5 genç cinayetten bir gün önce gittikleri atış taliminde polise yakalanmışlar. Silahları kendilerine teslim edilerek serbest bırakılmışlardı. Bırakıldıktan sonra 5 bıçak aldılar. O bıçaklarla 3 Hristiyan'ı kestiler. Malatya'da vaziyet böyleyken Türkiye'nin Trabzon şehrinde Karadeniz'de bir Katolik papaz Rahip Santoro 2006 yılında yine misyonerlik yaptığı gerekçesiyle 16 yaşındaki bir genç tarafından silahla ibadet sırasında kilise içinde ateş edilerek öldürüldü. Rahip Santoro öldürüldüğü gün dinlenmekteydi. Polis onun telefonlarını dinlemekteydi. Rahip Santoro'nun kilisesindeki topluluk içerisinde jandarmanın bir tane haber elemanı vardı. Aynı şehirde, Rahip Santoro'nun öldürüldüğü şehirde bir grup genç Hrant Dink'i öldürmeye karar verdi. Hrant Dink'in Türk düşmanı olduğunu düşünmekteydiler. Polis bu cinayeti bir sene önceden haber aldı. Hrant Dink'in nasıl öldürüleceğini dahi bilmekteydi. Üstelik tek başına polis bilmiyordu, aynı şehirdeki jandarma da biliyordu. Jandarmanın bu çocukların yaşadığı mahallede 6 tane haber elemanı vardı, istihbarat elemanı. Jandarma cinayeti 6 ay önceden öğrenmişti ve cinayette hangi marka silahın kullanılacağını dahi bilmekteydi. Bu grup, cinayeti planlayan grubun içerisinde polisin de bir haber elemanı vardı ve polis bütün faillerin telefonlarını dinlemekteydi. Öyle ki
Cinayet işlendikten bir saat sonra bir polis Trabzon'daki polis muhbirini aradı ve şöyle dedi. Hani Hrant Dink'i öldürüp kaçmayacaktı, bu kaçtı. Bu cümle bile Hrant Dink'in nasıl öldürüleceğinin polis tarafından bilindiğini, senaryo değişikliğinin bile fark edildiğini göstermekteydi. Bu telefon konuşması, bizim Türkiye'de yıllardır tartışa geldiğimiz bu telefon konuşması, önceki gün Münih'te Adliye Sarayı'nda devlet görevlisini dinlerken aklıma geldi. İkisi de benzerlik taşıyordu. İkisinde de devlet görevlilerinin muhbirlerle kurduğu suç ilişkisi ve birbirleri arasındaki suçu örtme çabası çok açık biçimde görülüyordu. Örneğin o üç konuşmadan birinde devlet görevlisi bir diğerine polisler senin hakkında evrak istiyorlar, verelim mi diye sormaktaydı. Bu korkunç bir itiraf aynı zamanda. Çünkü Alman polisi bir cinayet sırasında orada bulunan Alman istihbarat görevlisi hakkında çalıştığı Anayasa'yı Koruma Örgütü'nden bilgi istemekte ve Anayasa Koruma Örgütü elemanını polise teslim etmektense ona senin hakkında bilgi istiyorlar, verelim mi diye danışmaktadır. Bu bizim Türkiye'de aşina olduğumuz ama Almanya'da meydana gelince şaşırdığımız bir mesele. Gerçekten burada da başka bir Türkiye mi yaşanıyor? Bu yönüyle hayret verici. Zira Türkiye'de demokrasi talep edenler, özgürlük talep edenler en azından 15 yıldır kendi çıtasını, kendi seviyesini Almanya demokrasisi ya da Avrupa Birliği demokrasisine koyarken, yükseltmeyi hedeflerken sahiden biz boşuna mı kürek çekiyormuşuz? Burada da bu işler böyle mi oluyormuş? Bizdeki gibi mi oluyormuş? Bunun yarattığı çağrışım hayret verici. İkincisi, devlet görevlisi sorular cinayetten çok devlete yöneldiğinde verdiği cevaplar şu oldu. Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Türkiye'den de biz bu örneği biliyoruz. Genelde herhangi bir suça karışmış kamu görevlileri, bilhassa işkence, kötü muamele ve ölüm suçlarına karışmış kamu görevlileri bilmiyorum ve hatırlamıyorum sözünü yinelerler. Bu bakımdan bu söylemin kendisi de bize Türkiye'yi çağrıştırdı. Türkiye'de de örneğin Güneydoğu'da Mardin'in Dargeçit ilçesinde 7 vatandaşımızı birden kuyulara gömerek kaybeden kamu görevlileri de bilmiyorum, hatırlamıyorum demekteydiler. 13 yıl sonra kuyular açıldı ve insanların cesetleri çıkarıldı. Bu söylemin kendisi de aslında ne kadar Türkiye ile Almanya arasında kamu görevlileri suça karıştığında nasıl bir paralelliğin oluştuğunu bize işaret ediyor. Devlet Türkiye'de de burada da inkar silahına başvuruyor. İnkar. Suçtan arınmanın yolu olarak düşünülüyor. Türkiye'de de devlet ve kamu görevlileri Müslümanların, Türklerin ve devletin bu suça bulaşmayacağını iddia ederken gözlerinin önünde Hristiyanlar, misyonerler, Kürtler türlü şiddetin kurbanı olmaktaydı. Burada da Alman devleti ve onun görevlileri NSU adlı yapılanma ortaya çıkana kadar en son seçenek olarak, belki de o bile değil, belki de hiç akla getirmediği seçenek, hiç düşünmedikleri seçenek neonazi faaliyetiydi. Neonazi saldırısı. Almanya gibi bir demokrasi ülkesinde en azından kurbanların ve yakınlarının bize anlattığı o ki, Almanya gibi bir demokratik ülkede insanların Müslüman oldukları, Türk oldukları ya da yabancı oldukları için saldırıya uğramayacakları ancak ve ancak kendi iç farklılıklarından ötürü onların böylesi eylemlerin sonucunda öldükleri onların yüzüne söylendi. Örneğin Mölln'de evi yakılan, bir neonazi tarafından evi yakılan İbrahim Aslan'a babasının, çok özür dilerim, kadın satıcılığı suçuna bulaşmış olabileceği söylendi. Örneğin, Köln'deki bombalı saldırının ardından bunun bir PKK saldırısı olabileceği ya da ülkücülerin buna karışmış olabileceği ya da uyuşturucu çetelerinin buna karışmış olabileceği yüzlerine söylendi. Ya da
Enes'un bir başka saldırısında hayatını kaybeden vatandaşın eşine kocanı aldattın mı diye sorulabildi. Dolayısıyla bu inkar hali aslında Enes'u'ya can taşıdı, su taşıdı. Almanya ya da Alman devleti kendi milliyetçiliğiyle bu suça imkan veren, böylesi bir örgütlenmeye el veren, bu eğilimle yüzleşmediği ve bunu inkar ettiği için Enes'u 2000 yılından 2011 yılına kadar şiddetini üretebildi, çoğaltabildi ve tesadüf eseri bulunabildi. Düşünün ki Enes'u o 2011'deki banka soygununda hasbel kader fark edilmese ve hasbel kader kadın sanık bulunduğu evi yakmasa ve delilleri imha edebilse böyle bir örgütü biz bilmeyecektik. Böyle bir örgütten bizim haberimiz olmayacaktı. Ve şundan haberimiz olmayacaktı. Enes'un içinden doğduğu Thüringen Vatan Savunması adlı örgütün liderinin aynı zamanda bir istihbarat görevlisi olduğunu da biz öğrenmemiş olacaktık. Devletin para verdiği istihbarat görevlisi bir örgüt kuruyor. Onun içinden Enes'u çıkıyor. Ve bu gerçekten öyleyse eğer 2011 yılında tesadüfen fark ediliyor. Dün Köln'de bu saldırının, bombalı saldırının mağdurlarından biri bize şöyle söyledi. Polis sorguya geldiğinde bize sokaktan birilerinin mi yaptığını, uyuşturucu çetelerin karışmış olabileceğini, PKK'nın, İzbullah'ın, Türkiye'ye dair yapılanmaların yapmış olabileceğini söylediğinde yalan söylüyorsunuz. Ben bunu neonaziler yaptı diye itiraz ettim. Bana eliyle sus işareti yaptılar diye karşılık verdi. Ve bir daha konuşamadım dedi. İşte bu suskunluktan cesaret aldı. İşte bu sus işaretinden cesaret aldı Enes'u. Dolayısıyla Türkiye'de Hristiyanları ölüme gönderen o sus işareti burada Enes'u davasında karşılığını buldu. Bizde devlet bu meseleyle yüzleşmedi. Yüzleşmediği içindir ki 2007 yılından sonra da her yıl aşağı yukarı 10-15 Hristiyan vatandaş, kilise, ibadet yeri, tapınak alanları saldırıya uğruyor. Burada da dikkat ettim, ölümle sonuçlanmamış ama 2011 yılından bu yana devam eden Türklere ve Müslümanlara yönelik şiddet eylemleri var. İbadet yerlerine saldırılar, esnafa saldırılar, dükkanlara saldırılar, taciz ve benzeri şiddet eylemleri var. Enes'u davası, eğer o önceki gün tanık olarak dinlediğimiz istihbarat görevlisinin bilmiyorum ve hatırlamıyorumuna terk edilirse, eğer oradaki kadın sanığın tek bir şüphelinin suskunluğuna terk edilirse, ne bu davayla ve bu şiddetle yüzleşilir, ne de bundan sonra bir sonraki saldırının önüne geçilebilir. Bir sonraki ölüme kadar siz demokratik olduğunuz ve insan haklarına saygı duyduğunuz yalanıyla ancak kendinizi ikna edebilirsiniz. Tıpkı bizim Türkiye'de kendimizi ikna etmeye çalıştığımız gibi. Dolayısıyla buna karşı mücadele etmekten, bir sonraki ölümü beklememekten başka bir yol yoktur. Bu bizim üçüncü panelimiz ve üç panelimizin de en umut verici yönü şudur. Katılımcıların %70'i Almandır. Bu iradenin kendisi bile, bu katılımın kendisi bile en azından bu topraklarda Enes'u türü bir vahşet varsa onu yenebilecek, alt edebilecek ve baskın çıkabilecek muazzam bir antifaşist kültür ve direniş vardır. Devletten çok bu iradeye sahip çıkmak ve ona güvenmek gerekmektedir. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler İsmail Saymaz. Milliyetçiliklerin devlet panoramasını son derece temel bir, son derece somut bir temele oturttunuz. Ve susma ve inkar yoluyla meşrulaştırma çabasını anlattınız. Son konuşmacımız olarak Yasemin İnceoğlu'ndan ricam. Biraz da bu işin öbür tarafına bakması, yani konuşma ve söylem kısmına bakması. Çünkü konuşuluyor da, siz hate speech alanında birçok çalışma yaptınız. Almanya'da henüz yeterince oluşmuş bir kavram değil. Ve hate crime. Evet.
ve Hrant Dink cinayeti ile ilgili de bildiğim kadarıyla bir bilirkişi raporunda sizin araştırmalarınız kullanıldı. Medyanın söylemin rolü. Bu konuda bir şey daha anlatır mısınız? Evet, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Son konuşmacı olmak ve İsmail'den sonra konuşmak ve beğenilmek zor. Öyle bir şeyim yok. Şimdi söylemden bahsetmemi istedi Koray Bey. Evet, çok önemli. Çünkü nefret söylemi dediğimiz şey, kavram ve nefret suçu, bunlar ikisi birbirinden ayrı. Ama sonuçta söylem suçu son derece besleyen bir şey. Aslında ikisi de birbirini karşılıklı besliyor ama söylem suça giden yolda adeta böyle bir geçit görevini üstleniyor. Bu arada Hrant Dink'i yeniden anmakta yarar var. Çünkü şu anlam, her anlamda anıyoruz ama Türkiye'de nefret söylemi ve nefret suçları tarihe baktığımızda çok zengin Türkiye bu konuda. Ama terminolojimize yerleşmesi ve bu konuda yapılan araştırma, çalışmaların çokluğu, artışı tam da Hrant Dink'in, bunu söylemek istemem ama ölümü sayesinde, bu çirkin bir laf, hani yüzünden demek isterdim ama ölümünden sonra, katliamından sonra çok sıklaştı. Yani baktığınız zaman yakın tarih 1950'lerden günümüze gelen süreçte 6-7 Eylül 1955 olayları, Sivas, Madımak, bir sürü Rahip Santoro, Malatya Zirve Yayın Katliamı, Manisa Selendi'de Roman, Çingene vatandaşlara yapılan linç girişimleri, Kürtlere yapılan bir hayli çok sayıca ama bu konuda hani nefret suçu, hatta ülkede ilk kez 72 tane STK aynı şemsiyenin altında birleşti ve bir nefret suçları yasa kampanya platformu oluşturdular. Ama tabii ironik gelecek size, amacımız bir baskı grubu oluşturup meclise de bir yasa tasarısı sunmaktı ve sunduk da ama bir türlü bir şey olmadı. Çünkü iktidar, hükümeti bunu adeta suçu düzenleyen bir yasa değil, demokratikleşme paketi adı altında söylemi düzenleyen, ki burada nefret söylemini düzenleyen yasalar olan ülkeler bundan bin pişman. Geçen iki sene önce bir toplantıya katıldım. Çünkü iktidar kimse, siyasiler bunları tamamen tersine çevirip ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı bir şekilde kullanabilirler. Aman sakın söylemi düzenleyen bir yasa yapmayın, siz olun diyor bu ülkeler. Ama suçları gerçekten düzenleyen bir takım yasalar olsun. Bizde bu pakette üç grup, etnik köken üç unsuru dışladılar. Ki en dezavantajlı dediğimiz, en fragil dediğimiz kırılgan gruplardı bunlar. Bir, karakteristik olarak etnik köken, öbürü cinsel yönelim, sexual orientation, öbürü de cinsiyet kimliği. Şimdi dikkat ederseniz burada cinsel yönelim dediğimiz zaman lezbiyen, gay, biseksüeller ama cinsiyet kimliği dediğimiz zaman trans bireyleri de içine alıyor. Özellikle gruplarla hep istişare içerisindeydik, tartıştık hangi şeyler içeri ama hiçbir şey fayda etmedi. Çünkü geçen demokratikleşme paketinde bu üç grup, en korunması gereken gruplar ne oldu? Dışarıda bırakıldı. Şimdi nefret söylemi dediğimiz şey, tek tek tanım üzerinden gitmeyeyim ama anlıyoruz ki ifade, her türlü işte farklı bir ırk, dil, din, inanç, inançsızlık, farklı karakteristiklere sahip gruplar hakkında üretilen ve şiddeti özendirici, genellikle de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı kriterde önemsediği bir şey, çoğunluğun azınlığa karşı olan şiddeti ne özendirici bir herhangi bir söz, ifade, bir grafiti de olabilir, bir duvar yazısı da olabilir o gruba karşı. Suçta iki unsuru var. Bir tanesi ceza kanununda bir suç teşkil etmesi ama en önemli olan şey motivasyon.
sayık, hangi sayıkla işlendiği, ön yargı sayıkıyla işlenen bir suç olması. Artı mağdur üzerinde bıraktığı etkiler. Tabii burada iki başta bu. Mağdur üzerinde bıraktığı etkiler de nefret suçlarını diğer adi suçlardan ayırt eden bir şey. Çünkü nefret suçları hem ön yargı sayıkıyla işleniyor hem sembolik dediğimiz ama aynı zamanda bir mesaj ileten suçlar. Niye mesaj suçları? Çünkü orada sizin kime karşı bu nefret suçunu yönelttiğiniz kişi değil. Önemli olan neyi temsil ettiğiyle ilgili. Yani bir lezbiyen, gay, biseksüel, trans veya interseks grup bireyini mi, bir Kürdü mü, bir dazlağı mı, bir başörtülüyü mü veya bir laik kesimden birisi, belli bir grup veya zihinsel engelli mi veya HIV veya AIDS'le mücadele eden mi veyahut da yaşlı kesim bazı topluluklarda, çünkü yaşlılar çok fazla sevilmiyor ve yaşlılara karşı da nefret suçları da var. Dolayısıyla bunlar çok önemli. Artı tabii mağdur, kurban dediğimiz kesim üzerine bıraktığı etki derken, özellikle bizim dün Türk Mahallesi'ne, telaffuz edemiyorum ne, Koypstrasse'de bir takım mağdurlarla sohbet etme imkanımız oldu. Orada şöyle, demin İsmail'in de söylediği şeyler var, aklıma kalan. Mesela bir tanesi dedi ki 2004-2007 yılları arasında sürekli biz sanık ve suçlu konumundaydık. Geldiler bize 4-5 defa soruşturmalar yapıldılar, yaptılar. Sürekli korku yaşadık ve suçladılar. Medyada bunu maşallah çok şey yapmış, sistematik bir şekilde hedef göstermiş, neredeyse işte yalan şahitlik yaptın demiş. Bayağı bir hırpalanmışlar. Burada tabii devlete karşı güvensizlik, korumasızlık, bir değersizleştirme, aşağılanma hissini çok ciddi bir şekilde yaşama. Yani izolasyon, tecrit filan, pasivizasyon, bunları bırakın. Yani bu toplumda size yer yok mesajını çok fazla içselleştirmenin yanı sıra, yani en azından en önemli hakkı, temel insan hakkı, mağdur fakat gidip de ifade vermekten bile korkar hale gelip ifade vermekten çekinen veyahut da davalarını izlemeye gitmek istemeyen. Çünkü hepimiz biliyoruz ki nefret suçları dediğimiz suçlar, Amerika Psikiyatri Derneği'nin son yaptığı bir çalışmayı okumuştum, rapor. Diyor ki post travmaya bağlı stresten hiç farklı değil. Yani mekana bile gidememişler, tanıklar konuşuyordu. Aynı sokağa gittiğim zaman flashback etkisi yapıyor. Bütün onları aylarca hatırlıyorum ve bu bende gerçi, veya klostrofobin tutuyor veyahut da uçağa binemiyorum o zamandan beri. Yani bunlar gerçekten öyle. Ve ne yapıyor? Orada ifade veremiyor. Tanıklık görevini yapamıyor. Yani bu anlamda toplumsal adalet vesaire, toplumun birçok şeyi de yara alıyor. Dolayısıyla suçlarda, hani mağdur bölümünden yeniden Koray'ın sorduğu söyleme geçeyim. Çünkü bir de tabii medyadan da bahsetmek lazım bu anlamda. Kendim iletişim hocası olduğum için medyanın çok önemli bir rolü var. Bir, nefret söylemini üretirken bizzat medya bunu yapabilir. Kendi ideolojik, devletin ideolojik aygıtı olarak, egemen ideolojinin yanında yer alarak o ideolojiyi yeniden üretirip meşrulaştırılmasında adeta bir silah gibi çalışarak, o hani bir bizlik tanımı var ya her ülkenin, o bizlik Türkiye'deki tanım, işte Türküz, Müslümanız, tercihen Sünniyiz, heteroseksüeliz, erkek adamız, gelenekseliz, bu tip, bu çerçevenin çok dışına çıkanlar bir tür öteki ve bu suçlar, söylem üretimi de daha çok o ötekilere karşı yapılmakta. Şimdi medya bir bu şekilde haber üretimi yapabilir, bir de medyada ülkenin önde giden kamu otoriteleri, devlet yetkilileri, başbakan, cumhurbaşkanının
kamuya karşı yaptığı mitingler, konuşmaları haberleştirme sürecinde o haberi veriş tarzında işte manşete sür manşete taşıması, orada bir ne bileyim bizim son neydi affedersiniz bana Ermeni dediler demesi Recep Tayyip Erdoğan'ın bu söylemin sürekli şey olması, sirküle edilmesi. Arkadan tabii sosyal medya gibi çok güçlü kar topu etkisi yaratan kontrolsüz bir alan var. Orada da linç kampanyaları, linç kültürü çok hakim. Bu toplum içerisinde yani nefret suçları havadan olmuyor. Nefret suçu içselleştirilmiş. Hep bir arka plan bakacağız. İdeolojik ve toplumsal arka plandan yetişerek bizde bakarsanız ilkokuldan itibaren Milli Eğitim Bakanlığı'nın ders kitaplarından revizyona başlamamız gerekiyor. Yani siyasilerden, tavandan tabana kadar bunun inmesi gerekiyor. Bir bölüm bu dedik. Yani nefret söyleminin medya tarafından üretilmesi ve mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu konuya çok dikkat çekiyor. İki başlı bunları birbirine karıştırmayalım diyor. Ve medya önemli bir görev düşüyor diyor. Artı siyasilere çok önemli görev düşüyor diyor. Çünkü diyor etki alanınız çok büyük diyor. Bu konuda davalar, kararlar var. Dolayısıyla söylem dediğimiz şey Hrant Dink'in o 22. duruşmasında ek mütalaa uzman raporu, bilirkişi raporlarından bir tanesiydi. Biz şeyi ele aldık. Katliamına giden süreçte Hrant Dink'in 2004-2007 yılları arasında Türkiye medyası nasıl hedef göstermiş, nasıl etiketlemiş Hrant Dink'i, nasıl bir şeytanileştirme dediğimiz bir potansiyel bir tehdit, tehlike Türkiye Cumhuriyeti'ne ulusal güvenlik, bütünlük vesaireyi tehdit olabilecek Türkiye'ye karşı hakaret, aşağılayıcı hatta zaten bundan biliyorsunuz davası da vardı. Sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'yi suçlu gördü. Bu konuda bir çalışma yaptık. Bir sürü haberleri taradık. İlk Agos gazetesinin genel yayın yönetmeni ilk oradan haber çıktı. Medya ilk düşüşü işte Sabiha Gökçen'in Türk kadın pilot ilk Ermeni olduğuna dair bir haberdi. Sonra yaygın medyanın en önde gelen gazetelerinden birisi Hürriyet gazetesinin habere bir 15 gün sonra Sabiha Gökçen Ermeni değildi. Sabiha Gökçen Boşnak'tı. Hani Ermeni değil, Ermeni olmak çok kötü bir şey. Boşnak daha iyi bir şey, görece gibi, o anlamda. Bir haber, Genelkurmay Başkanı da zaten Ermeni olduğu yalandır filan, yanlıştır bilgiler dedi. Ve sonra artık hedefe konması ve bir cımbızla tamamen bağlamından kopararak, yani burada nefret söyleminde söylem ve bağlam da çok önemli. Konteksten koparıp siz benim burada yaptığım konuşmayı cımbızla en böyle can alıcı, en acıtıcı belli bir grup üzerine vay ben bunu sansasyonel yapayım. Bak şimdi canını okuyayım Yasemin derseniz çok rahatlıkla okursunuz. Koyarsınız bir karşı gazeteye Yasemin İnceoğlu geldi Gorki Tiyatrosu'nda. Şöyle şöyle dedi, Almanlara hakaret etti. Oradan bir cümle, o bağlamı ne? Ben onu nerede, hangi çevreleyen koşullar altında, önünde ne demişim, gerisinde arkasında ne demişim? Bundan kopuk tabii değerlendirmemek lazım ki aynen bu şekilde yapıldı. Yani medya haddizatında, egemen medya ki inanıyorum sizin medyanızda çünkü baktığımız zaman ben Almanca bilmediğim için şimdi ahkam kesmek istemem ama söylenen o ki bize ve bir takım çalışmalar var onları Evrensel Gazetesi de medyadaki yer alış biçimini NSU davasının haberleştirilmiş gerekli soruların sorulmadığı gerçi iyi yapan gazeteciler bu işi var ama
Belki bir İsmail Saymaz'ınız var mı bilmiyorum ama İsmail Saymaz bu konuya gelip burada gazetecilik yaparsa belki daha can alıcı sorular sorabilir. Şaka yapıyorum, muhakkak çok değerli gazeteciliğiniz vardır. Bu gerçekten çok önemli. Peki nefret suçlarıyla vaktim var mı bir iki dakika daha? Bir dakika. Ne yapılabilir? Mücadele çok önemli. Mesela NSU Watch'ın yaptığı şey çok önemli. Biliyoruz ki demokrasilerde deşifre etmek, ortaya koymak, tabii bunun için önce veri toplamak, monitoring dediğimiz izleme, raporlama ve bunun dağılımı, kamuoyunda farkındalık yaratmak çok önemli. Çünkü önce resmini çekiyorsunuz, fotoğrafını. Bir durum saptaması yapabilmeniz için bütün bu işlemlerin olması lazım. Artı tabii bir toplumsal bir hareket olması lazım. Yani burada şey anlamda, yani bu Türkiye'li 8 kişi, 10 kişi değil. Bu dava kapanacak muhtemelen. Sanık ceza yiyecek, müebbet denecek. İyi hali 15 yılmış galiba sizin müebbetiniz, 25 yılın. Sonra ne olacak? Yani... Diyelim ki uzun bir müddet yine bir şey mahallesinde bir neonazi saldırı olmayacak ama bunlarla, bugüne kadar olanlarla bir yüzleşme lazım. Bunu da ben siyasilerin, iktidarların değil, toplumdaki farklı farklı kesimlerin ama demeden, o bana benzemiyor, ben bu gruba tamamım ama o grubu istemem demeden eşit uzaklıkta durarak hep beraber aynı şekilde bir arada ortak yaşama kültürü çok önemli. Çünkü Almanya zaten demokrasinin anası, vatanı gibi bilinen bir ülke. Çok kültürlülükten bahsedilen, kültürler arasılıktan bahsedilen bir ülke. Dolayısıyla bunun da gereklerini yerine getirmesi gerekir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Yasemin İnceoğlu. Ben şimdi üç konuşmacımıza birer soru soracağım ama çok kısa cevaplar istiyorum. Ardından da burada dinleyicileri olarak size soru sorma fırsatı vermek istiyorum. Yaklaşık yarım saatimiz var. Bundan dolayı gerçekten şöyle çok çok rica ediyorum. Kısa cevaplar olsun. Siz de benim soruma cevap verirken izleyicilerimiz ne sormak istediği üzerine düşünebilir. Tanıl Bora, İsmail Saymaz ve Yasemin İnceoğlu seve seve cevap verecektir. Sorularımdan biri şu. Kamuoyunun rolü ne? Eleştirel bir kamuoyu. Yani bir davaya eleştirel yaklaşan bir kamuoyunun etkisi nedir? Yani gazeteci olarak ne düşünüyorsunuz? Diğeri şu, bir dava neler yapabilir, su yüzüne çıkarabilir, neler çıkaramaz ya da söz konusu aydınlatmaysa, adalet arayışıysa. Üçüncü soru, mağdurlar, kurbanlar ne olacak? Hani Türkiye'deki konuştuğunuz bir sürü, bu Ermeniler ne oluyor ya da gayler ne oluyor, sollar ne oluyor, Kürt insanlar ne oluyor, bunu yaşayanlar? Dinleniyorlar mı? Bir sesleri duyuluyor mu? Yoksa hani Münih'te konuşmuştuk, beyaz Türkler konuşmuştu kurbanlar hakkında. Yani bu mağdurların sesleri nereden geliyor, nerede yer alıyor, nasıl gündem oluyor? Başlayayım mı? Ben kısa cevap vereyim. Zaten birinci soruyla ikinci soru birbirine çok bağlı. Kamuoyunun, eleştirel kamuoyunun, muhalif kamuoyunun tabii ki bu işte muazzam bir etkisi var. Bu hani bir mahkeme neyi yapabilir ve neyi yapamaz sorusuyla da doğrudan bağlantılı. Mahkemenin yaptığı elbette önemli. Özellikle suç olması gereken bir fiili suç olarak tanıması ve cezalandırmasını bekliyoruz mahkemeden. Fakat mahkemeden aynı zamanda dolaylı olarak da olsa bir aydınlatma işlevi bekliyoruz. Ama bunu
mahkemeler genellikle yapamaz. Ya mahkemeler sonuçta devletin parçalarıdırlar, rejimin parçalarıdırlar. Ve görece özerk olduklarında bile kendi görev tanımları dahilinde ve olabildiğince devletçi anlamda muhafazakar, yani devleti korumak anlamında muhafazakar davranırlar. Dolayısıyla ancak mahkemenin etrafındaki tartışmadan bir şey umabiliriz. Ya da ancak demeyeyim, mahkeme etrafındaki tartışmayı canlı tutmak, genişletmek, o tartışmanın mahkemeye de etki etmesini sağlamak, mahkemeye de nüfuz etmesini sağlamaktan bir şey umabiliriz. Sanırım yani Türkiye'deki bütün önemli davalarda da mesele bu. Buradaki mesele de bu. Yani mahkemeyi yalnız bırakmamak, mahkemeyi kendi başına bırakmamak. Yani mahkemenin işi mahkemeye bırakılmayacak kadar önemli. Kurbanlar meselesi, ya aslında mücadele ve bu aydınlatma çalışması dediğimiz şey, travmayla baş etmenin en sağlıklı yolu, en sağaltıcı yolu. Bunun dünyanın her yerinde örneklerini biliyoruz. Yani Holokost'ta da biliyoruz, Ermeni soykırımında da biliyoruz, her konuda biliyoruz. Yani üstünü örtmemek, kapanmamak, üzerine gitmek, tartışmak, aydınlatılmasına katkıda bulunmak, başından geçeni anlatmak, başından geçenin bilinmesini sağlamak. Bu sadece aydınlatmak için değil, kurbanların sağalması için de en iyisi. Örneğin dün Kolbstrasse'nin mağdurlarıyla yaptığımız sohbetlerde bunu fark ettik. Ben gazetelere konuşmak istemiyorum, mahkemeye gitmek istemiyorum diyenler bile bunu uzun uzun anlattıkları zaman ya da gitmiyorum demelerine rağmen daha önceki anlatımlarını hatırladıkları zaman diriliyorlar. Omuzları kalkıyor. Anlatmak istiyorlar çünkü aslında. Ve anlattıkça, meselelerinin peşinden gittikçe somut bir sonuca varmasalar bile daha iyi oluyorlar. Yani bizzat sağaltıcı, yani bu mücadele, bu aydınlatma çabası, bu hesabını sorma çabası bizzat aynı zamanda sağaltıcı bir şey. Bence bu çok önemli. Mahkemelerin Türkiye'deki pratiğine ilişkin bir fıkra değil, gerçek bir vaka anlatayım Türkiye'den size. Ankara'da iki alacaklı ve borçlu karşılaştı. Biri diğerinden benim borcumu versene dedi. O da git hakkını mahkemede ara dedi. Bunun üzerine alacağını alamayan kişi karşı tarafı bıçaklayıp öldürdü. Dava görüldü. Burası komik değil şu aşamada. Dava görüldü. Mahkeme borcunu isterken cinayet işleyen adama düşük ceza verdi. Ağır tahrik altında suç işlediği gerekçesiyle. Mahkemenin tahrik gerekçesi şuydu. Türkiye'de mahkemelerin durumu bellidir. Dolayısıyla bir kişiye git hakkını mahkemede ara demek, sen o parayı bir daha göremezsin demektir. Bu da tahrik sayılır diyerek adama düşük ölçüde ceza verildi. Şimdi Türkiye'nin durumu böyle. Türkiye'de mahkemelerde hak aramak mümkün değil. Öyle ki bir mahkeme başkanı kendi telefonunun dinlenmesine ilişkin kararı bile imzaladı fark etmeden. Kendisi imzaladı ve telefonu dinlediler. Bu kadar. Türkiye'de özellikle işkence sonucu ölüm, faili meçhul cinayetler meselesinde yargı kurbanlar için ikinci bir mağduriyet sürecidir. Bir kere şununla karşılaşırsınız. Davanız sürülür. Bir şehirden bir şehire gönderilir. Kürtseniz, eğer siz yani mağdur olarak Kürtseniz, davanız Kürt'ün olmadığı yere gönderilir. Solcuysanız solcunun olmadığı yere gönderilir. Şu an Türkiye'de kurbanları 1990'larda öldürülmüş Kürtler olan bir dava dördüncü kez yer değiştiriliyor. Hala daha yer değiştirme nedeniyle dava başlayamadı. Eğer dirayetli değilseniz, ayakta durma takatiniz ve gücünüz yoksa, ekonominiz el vermiyorsa o davanın sonunu göremeyebilirsiniz. O arada ölebilirsiniz. Örneğin Gezi Parkı gösterileri sırasında hayatını kaybeden Mehmet Ayvalıtaş adlı gencin annesi ikinci duruşmaya kalmadan kalp krizinden öldü. O stresi kaldıramadı.
bu davalarda kurbanların yakınları ve mağdurları psikiyatrik tedaviyi gerektirecek aşamalara savrulmaktadır. Adalet olarak gösterilen bu süreç ikinci bir adaletsizlik ve ikinci bir mağduriyet sürecidir. Bizim açımızdan Türkiye'deki pratik böyle işliyor. Buna karşılık kurban yakını, mağdur ve mağdur yakını açısından adalet, adliye binasının içerisinde olup biten ve gerçekleşen bir müessese değildir. Eğer az önce Tanıl Hoca'nın söylediği gibi adalet gibi mühim bir meseleyi hakimlere bırakırsanız adaletsizlik çıkacaktır. Dolayısıyla adalet, özellikle bu davalarda adalet ancak adliyeden halka ve sokağa doğru değil, sokaktan adliyeye doğru sağlanabilir. Sokak eğer isterse adalet gerçekleşebilir. Eğer baskı uygularırsa, kamuoyu oluşturabilirse adliye salonlarından belki, o da belki, adalet çıkabilir. Ama siz eğer Türkiye'de 2007 yılında yapılan bir araştırmaya göre insan hakları mı devlet mi denildiğinde devleti tercih eden hakim ve savcıların insafına bıraktığınızda emin olun şu sonuç çıkacaktır. Eğer bir genç öldürülmüşse ben kapımın önünde bekleyen polise mi güvenirim, polise itiraz eden gence mi güvenirim diye düşünüp polisi haklı gören mantık kazanacaktır. O yüzden adalet ancak sokakta arzu edilirse gerçekleştirilebilecek bir meseledir. Bir diğer soru neydi? Yasemin Hanım. Hepsine de ben cevap vermeyeyim. Yasemin Hanım. Verdim. Ben zaten sunumumda kamuoyunun önemine ve mağdurların yaşadığı sorunlara dikkat çektiğimi zannediyorum ama birazcık daha açayım. Evet, siz seslerini nerede duyurma konusunda sordunuz. Şimdi Türkiye'ye baktığımız zaman küçük küçük böyle gruplar var. Yani şöyle ki işte pembe hayat var. Trans bireyler için. Kaos GL, Lambda İstanbul var. Lezbiyen gay gruplar için. Biseksüeller için. Veya işte Alevi dernekleri var. Yani aslında bunun çok büyük bir şemsiye altında böyle çok spesifik belli grup, çünkü öyle bir de bir sorun oluyor ki biz bir toplantı yaptık yine bu nefret suçlarıyla ile ilgili konferans, başörtülü arkadaşlarımızla eşcinselleri bir araya koyamadık. Sebep lezbiyen, gay, biseksüel, translar, başörtülülere karşı bir şey, çekinceleri yoktu. Çekincesi olan grup başörtülü arkadaşlar. Çünkü dediler ki biz dinimiz gereği eşcinsellik bizce günahtır ve biz bunlarla bir arada olmak istemiyoruz. Bu kadar basit. Ama tabii bu kadar basit derken bu benim olumladığım bir şey değil. Onu herhalde yanlış ifade etmek istemem. Ama bu kadar kötü bir vaziyet var. Ama tabii devlet babaları, devletimizin üst düzey yöneticilerin de normal bakışları bu. Yani siz kadından ve aileden sorumlu bir bakanlık vardı TC'de. Şimdi o kadın lafı battı. Kadın çok sevilmiyor Türkiye'de. O kadını çıkarttılar bakanlığın adından. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adı altında bir değişime uğradı. Çünkü aile her zaman daha bölünmez bir birlik ve hani kadın arada bir feda edilebilir. Yeter ki ailenin sürekliliği devam etsin. Oradaki mesela eski bakan Aliye Kavaf yanılmıyorsam, eşcinsellik bir hastalıktır dedi. Ve bu arada kamuoyunda, televizyon programlarında eşcinselleri tedavi edebileceğine dair bir takım insanlar konuşmalar yaptı. Bir takım uyanık, aferist, oportunist, psikolog soytarılar çıkıp işte 10 seansla ben eşcinsellik tedavi sanki uçak korkusu yendirecek veyahut da bir antidepresan vererek
Hatta biz tiye aldık, dalga geçtik. Ya o zaman hani heteroseksüellere de antidepresan verelim, Prozac, onlar da homoseksüel olsun. Bu kadar hani kolay böyle bir geçişler şey mi? Tercih olduğunu sürekli söylemek istediler. Cinsel yönelim değil. Ama bakın bu kamuoyu içerisinde bu sürekli pompalanması bu şekilde. Hem yanlış bilgilendirme bu konuda bilmeyen kesime hem de kendi bundan sonraki işte bu konudaki bütün o suç faillerine falan da şey taban ortam hazırlama. Bugün siz medyamıza baktığımız zaman travesti dehşeti, ters ilişki teklif etti öldürdüm tarzı neredeyse suçu, suçluyu haklılaştırıcı, suçu meşrulaştırıcı türden haber başlıkları görüyorsunuz. Aynen bunu kızı bakire çıkmadı diye, kızını kesti öldürdü diye bir başlık da görebilirsiniz. HDP'ye eşcinsel adayı biz göstermedik. Aynen, aynen. Daha bir şeye gelelim. Recep Tayyip Erdoğan %13 alan sevindirici bir sonuçla HDP yani %10 barajını aşan HDP'nin Barış Sulu'ydu galiba. Kaos GL'den bir eşcinsel adayı HDP aday gösterdi. Milletvekili adayı. Recep Tayyip Erdoğan biz HDP gibi bir eşcinsel adayı aday göstermedik ki diye hani bunu gururla ve öbür tarafı da aşağılayarak bir konuşma yapma hakkını ve şeyini kendi gördü. Evet ben... Konuşmacılar için kısa bir alkış. Mikrofonumuz var. Orada duruyor. Mikrofonu taşıyan biri var mı yoksa? Öne mi gelsin insanlar? Şimdi önde beyaz tişörtlü arkadaş soru sorabilir. Bir de arkada. Bence 3-4 tane soruyu toplayalım. Siz de kısa kısa cevaplar verin lütfen. Ondan sonra sorular olunca ikinci bir tur daha yaparız. Çünkü ondan sonra süre bitmiş oluyor. Gerçekten çok rica ediyorum. Şimdi tabii Türkiye politikasına yönelik çok soru sormayın. Çok rica ediyorum. Çok uygun bir ortam varmış gibi görünüyor ama bizim konumuzla bağlantılı olarak soru sorulursa ve sağ terörle ilgili soru sorulursa çok mutlu oluruz. Çünkü üç konuşmacı Türkiye'den geldiğinde tabii çok teşvik edici oluyor Türkiye'ye dair sorular sormak. Öncelikle çok teşekkürler. Sunduğunuz perspektiflerden travma ve ıslahat kültürünün aslında çok yaygın olduğu iki ülkeden bahsetmiş gibi oldu. Ben İstanbul'da büyümüş, sosyalleşmiş, buraya da sonradan taşınmış bir insan olarak ve Lambda İstanbul aktivisti olarak uzun yıllar nefret cinayeti ve nefret söylemiyle ve bunun üzerine kafa yormuş bir insan olarak bir takım şeylerin tehlikesini sizin de bahsettiğiniz gibi Türkiye'de anımsatmaya çalıştık. Buraya geldiğimde de benzer kaygılarla yola çıkan politikalar ürettik. Şimdi ben bir BAT çepeye bir de belki de hani örnek vermek gerekirse o gün Samas'ta bakarak toplumsal vicdanın tekrardan örgütlenmesi ve merhametin tekrardan bulunabilmesi açısından cezaevinin, burada bahsetmedik ama cezaevinin ne anlama geldiğini belki tekrardan konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Hrant Dink ödülünü almak için geldiğinde Angela Davis İstanbul'a biraz tedirgin bir sunum yaptı. Ben öyle hissettim kendisine. Çünkü kendisi biliyorsunuz Amerika'da cezaevlerinin kaldırılmasına yönelik bir politik çalışma içerisinde. Cezaevi ve travma ile yüzleşmek konusunda yargıdan bahsedildi ama cezaevinin yeri üzerine birkaç söz söylemeniz mümkün mü? Çok teşekkürler. Würde vorschlagen ganz hinten links erst und dann haben wir hier vorne zwei
Wortmeldung, dann gibt es eine kurze Runde hier und dann machen wir eine zweite abschließende Runde. 1987 yılında Batı Almanya'da ufak bir kasabada o dönem illegal faaliyet gösteren bir Türk sol örgütünün üst düzey 3 yöneticisi ellerinde makineli tüfeklerle bir kahve bastılar ve orada haraç toplamaya başladılar. Alman polisi geldi, çatışmaya girdiler, hatta bir Alman kadın polis ağır yaralandı. O sırada kahvede tesadüfen bulunan bir şahıs tabancasını çekip 3'ünü de öldürdü. İkisini dört kurşun kullandı toplam. İkisini beyninden vurdu, birini beyninden ve kalbinden vurdu. Tam profesyonel bir çalışma. Bu şahıs daha sonra tespit edildiğine göre veya resmi olarak açıklandığına göre özel timde Türkiye'de görev yapmış bir şahıs. Mahkemeye verildi katil olarak ve serbest bırakıldı. Olayın üstü kapatıldı. Ben 1982 yılından beri 33 yıldır Almanya'da gazetecilik yapıyorum. Bunun gibi o kadar çok olay gördüm ki. Bir kısmını ben haber yaptım, bir kısmı haber bile olmadı. Yani Türkiye'de gizli servislerin yaptığı pis işlerden bahsettiniz. Bu pis işleri Türkiye Almanya'da da yaptı, başka ülkelerde de yaptı ve bunu burada Alman devleti, mahkemeleri ve gizli servisleri çoğu zaman üstünü kapattı politik duruma bağlı olarak. Şimdi benim sizden bilmek istediğim şu. Türkiye'de siz acaba yabancı ülkelerdeki gizli servislerin Türk devletine, Türk gizli servislerine verdiği bu tür desteğe dair işaretler gördünüz mü? Bunları araştırdınız mı? Yani bu konuda herhangi bir çalışma Türkiye'de yapıldı mı ve sonuçları nedir? Stop. Da in der Reihe, da die beiden, genau. Kısa tutmaya çalışacağım. NSU nefret söyleminin suça dönüşmüş bir hali. Ama NSU'dan sonra Almanya'da başka gelişmeler de oldu. Örneğin, bunu söylediğinde bakan mıydı hatırlamıyorum ama Deutschenfeindlichkeit diye bir terminoloji dilimize girdi ve hatta yasalara da geçti. Bunu takip edebildiniz mi? Ya da PEGİ'de, LEGİ'de ya da BERGİ'de denilen toplumsal, onlar kendilerine direniş diyorlar ama hareketleri takip edebildiniz mi? Bunu bu konuyla ilişkilendirebiliyor musunuz? Ya da nasıl ilişkilendiriyorsunuz? Bunu önermek istiyorum. Teşekkürler. Bu derin devlet dediğiniz devletlerden bağımsız olarak ele alınabilir mi? Daha çok Türkiye örnekleri verdi. Mesela Almanya'da da bu 8 toplam 9 göçmenin NSU tarafından öldürüleceği gizli servisler tarafından biliniyordu. Ama buna rağmen önlem almadılar. Bu açıklandı. Şimdi mesela mahkemeyi neden Münih'e taşındırdılar? İsmail Saymaz dedi ki Türkiye'de de yargılamalar yapıldığında işte solcuların olmadığı yerlere davalar gönderilmekte vesaire örnekler verdi. Anlatmak istediğim şimdi bu sadece Türkiye'de değil, hemen hemen dünyanın her yerinde devletler gizli servisler tarafından, gizli servisleri kullanarak kendilerinden olmayan azınlıklara, göçmenlere vesaire karşı nefret uygulamaktadır. Yani bu konularda siz ne düşünüyorsunuz? Almanya'da demokrasi var deniliyor ama Almanya'da yani belli farklılıklar olmasına rağmen Türkiye'de ne farkı var bu derin devlet yapılanmasında? Wir hatten jetzt noch eine Wort. Ach so, Entschuldigung. Bir orada bir de arkadan bir bey var. Ondan sonra sizden cevapları rica edeceğim. Çok teşekkürler. Ben Almanım, Türkçem bilmiyorum. Yok, aslında hiç bilmiyorum. Şimdi siz burada çok açık bir dille Türkiye'deki durumu anlattınız. Acaba gazeteci olarak herhangi bir baskı görmekten endişe ediyor musunuz? Çünkü biliyorum ki Türkiye'de birçok gazeteci cezaevinde. Teşekkür ederim öncelikle. Benim sorum da
genel olarak bahsetmiş olduğunuz mahkemeden değil, mahkemenin etrafındaki ortamın esas olarak bu adalet arayışında önemli olduğundan bahsettik. Tanıl Bey ilk başta söylediği, yani ilk başta konuşmasında anlattığı toplumda biraz daha ilgisizlik durumundan bahsetti. Biz Türkiye'de şimdi NSU davasında olduğu gibi işte anayasayı koruma kurumlarının, yani şöyle düşünün, milliyetçi cinayet şebekesi ortaya çıksa, bu cinayet davasının 3 tane tanığı bir şekilde ölmüş olsa, işte ikisi o zamana kadar keşfedilmemiş bir hastalıktan, biri intihar etti dendi, kendisini arabasında yakarak şudur budur. Türk toplumunda otomatik olarak biz zaten şunu düşünürüz. Ha, bu işte devletin parmağı var ve bir örgütlenme biraz daha çabuk başlar bu açığa kavuşturulsun diye. Almanya'daki ilgisizlik de yani bakın NSU davasında şunlar oluyor, bunlar oluyor diye anlatmaya başladığınız zaman etrafınıza ilk karşılaştığınız şey, ya bunlar komplo teorisi de olabilir. Bekleyelim, bakalım, mahkeme sürecinde illaki ortaya çıkacaktır. Ben en büyük farkı bu iki karşılaştırma arasında bu olarak görüyorum. Yani Türkiye'de 77 1 Mayıs'ından Çorum, Maraş, şudur budur, yani derin devlet ve devletin cinayette parmağı olabilir algısı zaten yaygın, özellikle muhalif kesimlerde. Oysa Almanya'da muhalif ana akım dışındaki medyada bile döner cinayetleri başlığından NSU cinayetleri başlığına geçene kadar bayağı bir zaman geçti. Mahkeme ya da dava süreci etrafındaki, dışındaki toplumu, özellikle biz demokratik bir ülkeyiz ve adalete güvenimiz var diyen bir toplumda bu örgütlenmeyi sağlamak için, yani bu bakın devletin parmağı olabilir, hayır komplo teorisidir diye cevap veren, gene otomatik böyle bir reflekse sahip toplumda devletin parmağı olduğuna ikna etmek için neler yapılabilir? Bunu öğrenmek isterim. Teşekkürler. Tabii bütün sorulara değil, bazılarına cevap vereyim. Herhalde zaten hepimiz öyle yapacağız. Türkiye istihbaratı ya da derin devletiyle Alman devleti arasındaki ilişkiler ya da bunların mukabil ülkelerdeki operasyonlarla ilgili. Çarşamba günü Münih'te bir Bundestag temsilcisiyle görüştük. Özellikle bu istihbarat işbirliğiyle ilgili bazı tespitlerini söyledi. Onun tespiti, onun yorumu geçen seneki Paris cinayetinden sonra Alman istihbaratının Türk istihbaratına biraz mesafe koyduğu, Avrupa'daki operasyonların, yani Avrupa'da bu tür işler yapmaya başlaması, bu tür açık işler yapmaya başlamasından tedirgin olarak birazcık mesafe koyduğu yönündeydi. Ama daha öncesinde çok sıkı işbirliği olduğunu biliyoruz, yani kestirebiliyoruz. Sanırım bütün NATO üyesi ülke istihbaratları ve artı Mossad arasında bu tür paslaşmalar var. Bu gerçekten bu işin, derin devlet sanatının bir icabı. Türkiye'de biliyorsunuz, Türkiye komplo teorisi açısından çok bereketli bir ülkedir. Yani herkesin hazırda komplo teorileri bekler. Dolayısıyla Türkiye'de işte Gezi isyanı da dahil olmak üzere her şeyin zaten dış istihbarat tarafından yapıldığına inanan geniş bir kamuoyu var. Yani Mossad'dır, CIA'dir, işte havaalanımızı kıskanan Lufthansa'dır. Yani bu zaten çok güçlü. Türkiye'de belki de bir sorun bence, bu son soruyla bağlantılı olarak bunu söyleyeceğim. Bu ki komplo teorileri bazen gerçeğe de değerler. Dünkü toplantıda söylediğim bir şey burada da tekrarlayacağım. Yani paranoyak olmanız takip edilmediğiniz anlamına gelmez bazen. Dolayısıyla yani ama komplo teorisi zihniyeti içinde düşünmeye başladığınız zaman adım atmak çok zor. Çünkü o zaman zaten her şeyi biliyorsunuz. Zaten her şeyi açıklayacağınız bir formülünüz var. Özellikle Türkiye'de bizim bir sorunumuz, bu Almanya'dan farklı bir durum olduğunu düşünüyorum. Almanya'daki sorun gerçekten devlete böyle pis işlerin kondurulamaması, yok 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 yoktur denmesi ise, Türkiye'de de bir tür sinizme yol açtığını düşündüğüm bu komplo teorisi kabulü. Ya zaten böyledir, zaten yaparlar. Ve bu aslında mücadeleci ve radikal bir söylem gibi görünmekle beraber mücadele azmini kırabiliyor. Çünkü zaten her şeyi biliyoruz. Zaten böyledir. Bunlar böyle yapar. Bunun da bir problem olduğunu düşünüyorum. Yani Almanya ile Türkiye arasında mukayeseli olarak iki farklı problem var. Bir de işte bu
Bir soruya daha değineyim uzatmadan. Evet, yani NSU bir mücadele biçimi, ırkçı, milliyetçi hareketin bir kolu idiyse, şimdi daha güçlü, daha yaygın, daha popüler, daha meşru bir başka kolu, işte Pegida'giller. Yani Pegida ve emsalleri. Hangisi daha tehlikeli mukayesesine girmeye gerek yok. Yani Pegida'gillerin yol açtığı büyük sorun gerçekten muazzam bir popülerleştirme, daha masum, daha kibar bir milliyetçilik biçimini yaygınlaştırmaları ve hakikaten daha arkadaş arasında işte Stammtisch muhabbetinde konuşulanları popüler hale getirmeleri. Dediğim gibi NSU'dan daha tehlikeli, hayır öbürü daha tehlikeli tartısı kurmamıza gerek yok. Ama bu gerçekten çok tehlikeli. Bu da Almanya'ya özgü değil. Bu milliyetçiliğin bu yeni biçiminin bütün dünyada başka örnekleri de var. Almanya'daki de bunun işte Almanya temsilcisi. Tabii ki bununla mücadele etmenin biçimi farklı olmalı. Yani yani bununla ilgili tabii ki benim reçete söyleyecek halim yok. Zaten burada bununla ilgili duyarlı insanlar var. Ben mi devam edeyim? Cezaevleri üzerine isterseniz birkaç şey söylemeye çalışayım. Ben bir kitabın editörlüğünü üstlenmiştim. Orada da kitabı hazırlarken bu ceza infaz sisteminde sivil toplum derneği var. Başında Zafer Kıraç var. Onunla beraber işte Bakırköy'de kadın tutuk evini vesaire gezdik, birkaç tutuk evinde ve onun da bir yazısı var kitaba. Nefret Söylemi ve veya Nefret Suçları adlı bir kitap bu kitap. Orada da zaten hani bizim katıldığımız toplantılarda da yanlış hatırlamıyorsam senle de Boğaziçi Üniversitesi'nde cezaevleriyle ilgili bir toplantıya katılmıştık. Şimdi iki temel yaklaşım var Türkiye'de cezaevlerine dair. Bir tanesi daha sol taraftan bir bakış. O da hani cezaevlerinde bulunan herkes salınsın. Hücreleri parçala, hapisler boşalsın. İşte bir tür herkese özgürlük verirsin. Bu bir bakış. Bir başka bakış daha sağ kutuptan bir yaklaşım. Hepimizin malumu bu işte niye besliyoruz da bunları asmıyoruz gibi bir yaklaşım. Ama işte kader kurbanı bunlar veya bir tartışmada hadi af çıksın, af çıkmasın. En olumsuz koşulları barındıran bu F tipi tartışmaları bile cezaevleri iki uçta hep tartışıldı. Devlet gözünden baktığınız zaman bunlar 5 yıldızlı otelde. Örgütlere göre ise adeta bir tabutluktu. Yani temel yaklaşım maddizatında içeridekilerin burunlarının sürtülmesi yönünde bir yaklaşımdı. Hatta ünlü bir gazetecimiz, hepimiz tanıyoruz ismi lazım değil, ceza indirimiyle bazı tahliyeler olunca şöyle bir başlıkta atmaktan çekinmemişti. 50 bin katil aramızda yarın diye bir başlıkta atmıştı. Yani burada belki de çözüm için Türkiye'de ceza infaz kurumlarının uluslararası standartlarda ulaştırılması, bunun için de sivil toplumun katkısının bir tür mobilizasyonunun sağlanması çok önemli. Ve bu sorunun, çünkü biliyorsunuz cezaevine girmek ve girmemek çok ince bir çizgi. Yani bize çok uzak gibi gözüküyor veya bir bakarsınız, sokağa çıkarsınız, direksiyon başında tamam gittiniz öbür tarafa. Yani bu tüm toplumun sorunu, içeridekilerin sorunu değil. O gözle belki de bakmak lazım. Toplumu bu konuda sorumluluk üstlenmesi gerektiğine inandırmak gerektiğini düşünüyorum. Fazla da hani bu konuda uzman olmadığım için bu kadar cevap vereceğim. Buyurun. Türkiye'deki işte kıyım, toplumsal gelişmelerle ilgili yabancı istihbaratın rolü var mıdır sorusuna hep
benzer cevaplar verilir. Örneğin 70'li yıllarda Kahramanmaraş, Çorum olayları gibi Alevi halkın katledilmesine ilişkin katliamlarda hep bir Amerikan ya da CIA görevlisinin bölgede dolaştığı ifade edilir. Hep bu gönderme yapılır. Dolaştı mı dolaşmadı mı onu bilmiyoruz. Ancak hep bu tespit üzerinden Kahramanmaraş, Çorum ve Sivas ve Tokat, Aşkale ve Amasya katliamları anlatılır. 1 Mayıs 77'de Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs kutlaması yapan işçilerin öldürülmesinde de keza orada bulunan otelde Amerikan görevlilerinin bulunduğu hep anlatılır. Türkiye'deki bugünlerde adı Özel Harp Dairesi olan Türkiye'nin gizli askeri yapılanmasının Amerikan Yardım Kuruluşu'nun binasında bulunduğu biliniyor. O maaşların onlardan aldıkları biliniyor. O öğretiyle hareket ettikleri ve Türkiye'de gayri nizami harp planları hayata koydukları biliniyor. Mühimmat depolarının olduğu biliniyor. Gayri nizami harp savaşını komünistlere karşı kurdukları biliniyor. Bunlar biliniyor ama doğrudan bir yabancı istihbarat parmağı var mıydı yok muydu meselesi henüz cevabı doğrudan verilebilmiş bir mesele değil esasen. Fakat Türkiye'de hangi problem olsa orada bir Amerikan parmağı aranır zaten. Yani mahalle kavgası çıksa aranızdaki Amerikalı hanginiz gibi bir yaklaşıma çok çabuk dönüşebilir bu iş. Bilhassa Gezi Parkı günlerinde her şeyin, her meselede bir ajanlık ilişkisi kuruldu. En son Güney Kore ajanları filan dediler. Hani ülke kalmadı. Hani İran ajanı, Güney Kore ajanı, Suriye ajanı ve bütün ülkelerle bağ kuruldu aşağı yukarı. Dolayısıyla bu ajan mefhumu Türkiye'de karikatürize oldu artık. İki devlet arasındaki belki yaklaşım farkı da şudur. Bizim ülkemizin insanı ve muhalifi her meseleyi devletten bilir. Yani bir mesele devletle ilişkili değilse onu meseleden saymaz. İlla ki devlet olur yani orada. Yani bizim ülkemizin muhalifine siz telefonlarınız dinlenmiyor deseniz şaşırabilir. Üzülebilir yani. Nasıl dinlemiyorlar? Hani bunu bir problem olarak görebilir. Hani demek ki devlet beni ciddiye almıyor. Hani ben dinlenmeyecek insan mıyım diye. Hani böyle bakabilir bizim ülkemizin muhalifi. Bu bakımdan bu savrulmaya açıktır yani. Bir de burada şu mefhumun altını çizmek lazım. Derin devlet konjektürel bir kelimedir. Yani devlet muhalifini yasa dışı araçlarla ortadan kaldırıyorsa buna derin devlet deniyordu. Devlet birilerini imha edecektir ama devlet görevlisi olarak bunu yapamıyordur. Yasa dışı yollar denenerek bu gerçekleştirilecek. Bu derin devlet. Ama bizdeki derin devlet tartışması, kontur gerilla tartışması o kadar büyütüldü ve esnetildi ki faili belli olan katliamlar bile derin devlet adı altında örtülmeye çalışıldı. Faili belli katliamlar, şüpheliler açıkta, katliamların hepsi bir derin devlet meselesi canım denerek örtülüyor. Oysa ki yapılması gereken şudur. Faili belli cinayetler, siyasi cinayetlerde delilden şüphelilere doğru gitmek, şüphelileri isim isim göstermek gerekir. Oradaki polis kimdi? Amiri kimdi? Emniyet müdürü kimdi? Jandarma görevlisi, komutan kimdi? Siyasi sorumlusu kimdi diyerek işaret etmek gerekir. Yoksa derin devlet tartışması devlet görevlileri ya da başkaca unsurlar tarafından gerçekleştirilmiş suçları örtme ve o suçu gizleme ve şüphelileri saklama unsuruna dönüştü. Bundan imtina etmek gerekir, bundan kurtulmak gerekir. Derin devlet tartışması adı altında olağan şüphelileri elden kaçırmamak gerekir. Teşekkür ederim. Evet, maalesef, hakikaten maalesef kelimesinin altını kalın kalın çizerek söylüyorum. Zamanımızı tamamladık. Kapanış sözü söylemek istemiyorum. Sadece teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Münih'te başlayan, Köln'de devam eden ve bugün burada, şimdilik nihayete ermiş olan bu faaliyetler dizisi birçok insanın katkısı olmaksızın olmayacaktı. Juliet Salevski, tur yöneticimiz. Çok teşekkürler Juliet.
Antonio von der Behrens, ki baştan ismini söyledim. Antonio von der Behrens hem fikri bize verdi hem de Kubaşık ailesini temsil ediyor NSU davasında. Ya stüdyosu şu anda bulunduğumuz Münih Kammerspiele stüdyo sahnesi ve Köln'deki tiyatro hakikaten üç tiyatro olması tesadüf oldu ama hakikaten çok güzel bir tesadüf oldu. Recai Hallaç ve Elif Amberk. Bu toplantının çevirisini yapanlar, özellikle Elif Amberk çok zor koşullarda çalıştı. Ve tabii İsmail Saymaz, Yasemin İnceoğlu ve Tanıl Bora uzun bir yoldan geldiler. Ve bu kadar kısa bir zaman içinde Almanya'nın üç şehrini ziyaret ettiler. Buralarda çalıştılar. Ve bu etkinliklerin dışında da her zaman çalışmaya devam ettiler. Bir de küçük bir minibüste çok teşekkürler. Ve işbirliği ortaklarımız NSU Watch. NSU Watch için yapılan bağışların ön tarafa ulaştırılmasını rica edeceğim ve kalan kartpostalların ve hepinize de çok teşekkürler. Bugünkü etkinliğimize katılanlar. Kreuzberg'e, CSD'ye gidecek olanlar. Belki şimdi hemen yola çıkacaklardır. Ancak sizden ricamız bir dakikalığına daha kalkmayınız yerinizden. Bir fotoğrafınızı çekelim önden. Acaba var mı fotoğraf çekebilecek olan kimse içimizde? Tabii o kişi fotoğrafta çıkmayacak ama herhalde çok üzücü olmaz. Belki bu arada alkışlayabilirsiniz fotoğraf çekilirken. Çok teşekkürler burada bulunan ve bu etkinliğin mümkün kılan herkese.